Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir teknik analiz eğitim videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda harmonik formasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yengeç yapılarından bahsedeceğiz. Perfect crab veya normal crab nedir veya deep crab e, bunlar nasıl çizilir, nelere dikkat etmemiz gerekir, nasıl işleme girmeliyiz bunlardan söz etmeye çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan hem anında haberdar olmuş olursunuz hem de e, kanalıma büyük bir destekle sağlamış olursunuz. E, bir de son olarak sosyal medya hesaplarımda açıklamalar kısmında yer alıyor. Burada Twitter ve Telegram adreslerimizde aktifiz. E, buradaki paylaşımlarımızdan da e, faydalanabilirsiniz. Ben burada kendi gördüğüm harmonik formasyonları veya normal formasyonları e, piyasa hakkındaki düşüncelerimi de paylaşıyorum. İsterseniz bunları da göz atabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. E, bu videolarda harmonik formasyonların hepsinde yaptığım ee, nasıl diyeyim? Ufak notu tekrardan yapmam gerekiyor. Ee, eğer bu harmonik formasyonlara sizin ilk videonuzsa yani harmonik formasyonlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız ve bu videoyu izliyorsanız öncelikle Fibonacci araçlarının kullanımını e, biliyor olmanız gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız sağda çıkan kartlardan benim Fibonacci araçlarını anlattığım videoyu göz atabilirsiniz. Oradaki ilk aracı kullanacağız. Sadece yani fib düzeltmesi aracını kullanacağız. Ve bu e, videomuzda önemli olan ayarlar yani şurada benim direkt kendi Fib Fibonacci ayarlarımı alabilirsiniz. Bu videoda özellikle kullanacağımız şeyler yani varsayılan ayarda gelmeyen, bizim eklememiz gereken şeyler e, 886 seviyesi fib'de. Burada herhangi bir e, mesela 4618 var. Bu çok kullanılan bir şey değil. Bunu açıp buraya 0886 yazarsanız e, direkt grafiğinize gelecektir veya dediğim gibi isterseniz benim direkt kendi ayarlarımıza kopyalayabilirsiniz. Ve sonrasında 1618 bazen seçili gelmiyor şu an hatırlamıyorum. Yani buralarda oluyor. 1618 de açmanız gerekiyor. E, sonrasında işlemlerimiz bitmiş olacak. E, Fibonacci'de önemli olan şeyler e Deep Grave videosu için bunlar ve Normal Grave videosu için. Sonrasında bu Fibonacci'yi öğrendiğinizi varsayıyorum. İkinci aracımızda sol tarafta şu T yazısının altında olan e XABCD formasyonu aracı. Bunları hemen yanından yıldızlarsanız şu yukarıdaki barınıza çıkacaktır. Buradaki yıldızdan da açıp kapatabilirsiniz favori barınızı Ulaşmanız daha kolay olur. E bu XABCD aracından bahsedecek olduğumuzda da bu aracın özeti en sade şekliyle burada gördüğünüz sayı yani mesela burada X ve B arasında 603 yazıyor ya X'ten A'ya çekilen fibin yani buradaki B noktası XA fibinin 603 noktasına denk geliyormuş. Buradaki C noktası A'dan B'ye çekilen fibin 904 bölgesine denk geliyormuş. Buradaki D noktası B'den C'ye çekilen fibin 176, X'ten A'ya çekilen fibin de 101 noktasına denk geliyormuş. Bu aracın kullanımı bu şekilde. Yani her gördüğünüzde direkt fib aracını çizmenize gerek yok. Daha hızlı olması açısından bu aracı kullanabilirsiniz ki e, formasyon daha rahat görmeniz açısından e, sürekli bunu kullanacağız. Yani seviyeleri belirledikten sonra fibi, fibi kullanıyorsanız eğer fibi belirledikten sonra da bu aracı çizeceğiz ki aklımızda dursun, daha da pekişmiş olsun diye. E, bu videomuzda göreceğimiz yapının özetini geçecek olursak öncelikle normal krep yapısına baktığımızda Krep aslında Gartley formasyonuna çok benzeyen bir yapı. O yüzden eee videosunu izlemenizi öneririm öncelikle çünkü Gartli videosunda da bahsediyorum belki e, izleyenler vardır veya Siz izleyip gelirsiniz hatırlarsınız e, Gartli yapılar krep yapıları dönüşebilir diye bir uyarım vardı o videoda Yani bu genel harmonik formasyonları videosunu çeken herkes bu uyarıyı yapıyor zaten e, Krep yapılarda yani gartli de bunun aynısı gartliyi e, en başından çizecek olursak iç içe çizeyim ki biraz daha nasıl diyeyim e, Farkını anlayalım Gartley yapılarda D noktası XA fibinin 78.6 seviyesine denk geliyordu. Ama Gartley daha doğrusu krep yapıları normal krep yapılarda D noktası XA fibinin 1.618 noktasına denk geliyor. O yüzden siz herhangi bir Gartley yapısı gördüğünüzde oradan bir geri çekilme yani 78.6 seviyesinden bir geri tepki gelmesini beklemeniz önemli. Çünkü bu formasyonun krebe dönüşme ihtimali var. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani tüm harmonik formasyonlar için zaten sizin yapmanız gereken şey öncelikle bir tepki hareketi görmek ama siz direkt e, oradaki seviyeyi de emir atabiliyorsunuz. O yüzden özellikle de işlem yaparken buradaki e, 78.6'ya koyduğunuz emri e, isterseniz biraz küçültebilirsiniz yukarıdan tekrar ekleme yapmak için ya da buradaki işleminiz stop olur şuralarda bir yerde zaten X noktasının üstüne gidince stop oluyorsunuz Sonraki işlem 1618 seviyelerinden kovalayabilirsiniz. Bu şekilde de bir strateji izleyebilirsiniz. E, sonrasında bir Crab e, krep yapımız daha var. Buna bazı yerlerde perfect krep deniyor. Bazı yerlerde deep krep deniyor. İkisi de aynı şey. Burada en büyük fark e, bunun tekrar yani sol taraftakinin aynısını çizmeye çalışacağım. Buradaki tek fark x yani B noktası X A fibinin 88.6 seviyesinden tepki alıyor ve harmonik formasyonlar içerisinde B noktasının 88.6'dan tepki geldiği tek formasyon Deep Crab veya Perfect Crab yapısı. Bunu da aklınızda tutabilirsiniz. Yani siz herhangi bir seviye gördünüz diyelim. Herhangi bir grafikte Fib'inizi çektiğinizde Fib'in 88.6 seviyesinden tepki geldiğini gördüğünüzde burada artık şey düşünebilirsiniz yani bir Perfect Crab yapısı belki oluşabilecek diye varsayımda bulunabilirsiniz. Tabii ki Grafiği izlemeniz gerekiyor çünkü daha B noktasından bir formasyon oluşuyor demek çok zor bir şey zaten bu formasyonu sağlıklısı D noktasından işleme girmek o yüzden sizin aklınızda bulunabilir ama belirli şeyleri de gözden kaçırmamanız gerekiyor bir de bunların tam tersi var o tam tersini çizmekle uğraşmamak için ölçeği ters çevireceğim bu yapıya buluş yapı deniyor yani buluş krep yapısı veya buluş deep krep yapısı deniyor Biraz önce yani bu yapı gördüğünüz gibi M şeklinde, M şeklinde olan yapılar harmonik formasyonlarda Her zaman bu iş yapılardır yani D noktasına geldiğinde fiyatın buradan yükselmesi beklenir o yüzden bu işleniyor Ölçeyi tekrardan ters çevireyim en başta çizdiğimiz şeye dönelim Burada gördüğünüz gibi bir W yapısı var hatta daha Daha da rahat görmeniz açısından şu Çizgileri kalınlaştırayım daha belirgin olsun Burada gördüğünüz gibi W yapısı da bearish yapıya deniyor. Yani fiyat D noktasına ulaştıktan sonra buradan bir geri çekilme bekleniyor. Ve bu yapıların hedeflerini belirlerken de tüm harmonik formasyonlarda hedef belirleme aynı şekilde oluyor. Yani hiçbirinin işte şunda buradan çekiliyor diğerinde buradan çekiliyor diye bir şey yok. Hepsinde aynı yerden çekiliyor. Her zaman D noktasına en uzak noktadan çekmeniz gerekiyor. Çünkü sonraki videolarda bahsedeceğim cipher ve shark formasyonlarında C noktası A noktasının altına sarkmış oluyor. Bu da onların o formasyonların karakteristik özelliği olarak düşünebilirsiniz. O yüzden o formasyonlarda C'den D'ye çekeceksiniz. Onun dışındaki tüm formasyonlarda A'dan D'ye doğru bir Fib çekmeniz gerekiyor. Dediğim gibi aklınızda en sağlıklı durması açısından D noktasına en uzak noktadan Fib'imizi çekiyoruz. Buraya baktığımızda Fib'in 38.2 seviyesi bizim ilk kar alma noktamız. 618 noktası da işlemin kapanacağı nokta. Benim burada önerdiğim ve kendi yaptığım stratejim şu şekilde. Eğer D noktasından bir işleme girdiysem bu fibin 38.2 seviyesine geldiğinde yani 0.382 düzeltme seviyesine geldiğinde oradan pozisyonumun yarısını kapatıyorum. Girişe stopumu atıyorum ki o işlem her türlü karda kapansın. Devamında 618'e gelirse zaten pozisyonumun tamamı kapanacak ve karda ayrılacağım. Eğer e, tekrardan beni stop edecek gibi olursa da e, orada direkt stopu kabulleniyorum ve e, o işlem benim için her türlü karda kapandığı için benim açımdan herhangi bir e, sorun olmuyor. Yani bu krep yapısının en özet şeklinde e, anlatımı bu şekildeydi. Şimdi örnekler üzerinden gideceğim. E, bu örnekleri verirken öncelikle bir e, normal krep yapısını yani sol tarafta gördüğümüz yapıyı sonrasında bir deep krep yapısı ve son olarak da e, şu an hali hazırda guardli yapmış ve ileride e crab yapısına dönüşebilecek Bitcoin grafiğinden bahsedeceğim. E, ve buna yani bu örneklere geçmeden önce tekrardan şu uyarıyı yapmam gerekiyor çünkü bu sefer yorumlara çok fazla yazıyorsunuz. Burada gördüğünüz yani teknik analizde gördüğünüz tüm formasyonlar her şeyde çalışır. Yani siz bunu isterseniz kriptoda kullanabilirsiniz. İsterseniz endekste kullanabilirsiniz. İsterseniz hissede kullanabilirsiniz. İsterseniz forex paritelerinde kullanabilirsiniz. Yani grafik çizebileceğiniz her şeyde bu formasyonları ve indikatörleri kullanabilirsiniz. Yani tüm e, finansal ürünlerde bu formasyonları, bu grafikleri kullanabilirsiniz. Hepsinde e, çalış yani çalışmasının tabii ki %100 garantisi yok ama formasyon beklenir. O yüzden e, aklınızda herhangi bir soru olmasın. Zaman dilimi sorusu da çok fazla geliyor. Zaman diliminde de şunu söylemem gerekiyor. Siz bunu isterseniz bir dakikalık grafikle çizin. isterseniz bir haftalık, isterseniz bir yıllık grafikle çizin. Unutmamanız gereken en temel şey zaman dilimi büyüdükçe o formasyonun veya o grafiğin tutarlılığı artacaktır. O yüzden ben size daha yüksek zaman dilimlerini kullanmanızı öneririm. Ama isterseniz işte ben vadeli açacağım vesaire diyorsanız 15 dakikalık grafik de kullanabilirsiniz. 5 dakikalık grafik de kullanabilirsiniz. 1 saatlik, 4 saatlik, 1 günlük grafik de kullanabilirsiniz. Herhangi bir farkı yok bunların ama dediğim gibi zaman diliminizi ne kadar büyük tutarsanız o işlemin tutarlılığı da o kadar artacaktır deyip örneklere geçelim. Öncelikle LUX örneğinden bahsedeceğim. Bu LUX bir kripto para. Neresi olduğunu unutmayayım diye işaretlemiştim. Harmonik formasyonlarda biz ne yapıyorduk? Öncelikle bir tepe ve bir dip nokta belirliyorduk. Burada en tepe ve en dip olmak zorunda değil bunu e, Önceki e, Daha doğrusu kelebek videosunda da anlatmıştım Siz burada bakmaya başladığınızda Şurada gördüğünüz gibi bir tane zigzag bir yapı şeklinde düşüyor bu Sürekli böyle ufak düzeltmelerle birlikte düşüyor Sizin burada yapabileceğiniz şey Ben genellikle e, Bir destek noktasına atılan retest Veya ee, hali hazırda gelmiş bir düşüşün 618 düzeltmesine gelen bir fitilden veya gelen bir mumdan ben tepe noktamı belirliyorum. Bu harmonik formasyonları kullanırken buradaki örneğimizde o şekilde olacak. Mesela siz burada e, bir formasyona baktığınızda tepe noktası olarak burayı belirleyebilirsiniz. Ee, yani 4 ay grafikte olduğum için burada sürekli tepkiler geliyor geliyor. Sonrasında burada bir e, ufak bir akümüle olmuş diyebiliriz yani ufak bir zaman harcamış burada O yüzden tepe noktayı burası belirleyebilirsiniz Ama burada bir fibinizi çektiğinizde yani şuradan bir tepki gelmiş ya Şu aralığın fibini çektiğinizde gördüğünüz gibi şu mum 618 düzeltmesine Fitilini bırakmış yani Buradaki düşüşün hali hazırda düzeltmesi gelmiş bu fitille beraber. O yüzden ben tepe noktam burası olarak belirliyorum. İsterseniz şunları da kullanabilirsiniz. Yani bu harmonik formasyonları hiçbir zaman tek başına kullanmayın. Yani herhangi bir formasyonu hiçbir zaman tek başına kullanmayın. Her zaman normal yatay destek direnç veya düşen trendlerden veya yükselen trendlerden de yardım alın. Burada mesela yapabileceğimiz şey ne olabilir? Şuradaki bölgeyi kendimize bir destek noktası olarak belirleyebiliriz. Burada aşağı kırmış, retest atmış, sonra hacimli bir mumla kırmış, destek almış, destek almış, sonrasında kırmış ve düşüşüne devam etmiş. Bu bölge aynı zamanda buradaki kırdığı düşen trend, yani daha doğrusu yatay trendinde retest bölgesi. O yüzden tepe noktası olarak ben bu seviyeyi belirliyorum. Sonrasında yapmamız gereken şey ne? Burası olası bir X noktamız olduğu için bizim bir de bir dip noktası belirlememiz gerekiyor. Orası da şu anda grafikte görebileceğimiz gibi en iyi olabilecek yer burası. Çünkü buraya bir fitil bırakmış sonrasında yukarı yönlü hareketler gelmeye başlamış. O yüzden yani sizin burada hiçbir harmonik formasyonu aklınıza gelmesi bile yapacağınız şey ne olur? Normal trade diyorsanız, Buradan buraya bir Fib çekersiniz. Bu Fib'in seviyelerine göre işlemlerinizi alırsınız ki burada zaten baktığınızda 38.2 bölgesi gayet güzel bir şekilde çalışmış. 05 bölgesi de çalışmış. 618 yani burada Fibin Golden Pocket seviyesinden de güzel bir geri çekilme gelmiş. O yüzden bu gayet güzel çalışmış bir şey yani çalışmış diye düşünebiliriz. Sonrasında burada 618'den döndüğü için tekrardan biz bu e, cheat sheet'i açalım. Yani bu harmonik formasyonların notlarının olduğu kağıda. Eğer siz de buna ulaşmak isterseniz Discord kanalımıza girip şuradaki kripto kategorisinde yani daha doğrusu kripto kanalında biraz yukarıya çıktığınızda şurada ufak yukarıya çıktığınızda burada paylaştım. Ayrıca ben kendimde bu harmonik formasyonların hepsini görebileceğiniz bir kağıt hazırlıyorum. Bu bittikten sonra da sizlerle paylaşacağım. Ee, yani bu video çekildiği zaman e, bitmemiş olur büyük ihtimalle ama bitirdiğimde yorumlar veya açıklama kısmında e, o fotoğrafın linkini koyarım zaten. Veya yayınlara uğrarsanız Twitch'te yaptığım yayınlara oradan da e, bittiği zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi biz tekrardan formasyonumuza döndüğümüzde 618 noktasından dönen hangi formasyonlar var bunlara bakalım. Bet yapısı zaten önceki videoda anlatmıştım. Burada e, 05 noktasından dönüyor o yüzden bunu almıyoruz. E, krep yapısı ve guard yapısı şu anda bizim aklımızda olan şeyler. Ve butterfly yapısı ama o da 78 alt seviyesinden dönüyor. O yüzden bizim aklımızda olan iki tane formasyon var. Birincisi guardlı formasyonu, ikincisi krep formasyonu. Zaten dediğim gibi Gartley formasyonların krebe dönme ihtimali var. O yüzden bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Sonrasında burada biz kendi fib aracımızı çizdiğimizde daha doğrusu bir de 618 belirledik. C noktasını belirlemeye geldi sıra. Buradan da A'dan B'ye bir fib çektiğimizde yani şuraya hatta direkt ben not koyayım şöyle x a şeklinde. Buraya x noktası diyelim. Buraya a noktası diyelim. Buraya b noktası diyelim. Şimdi geldi c noktasını bulmaya. C noktası gördüğünüz gibi 88.6 seviyesinden güzel bir şekilde tepki almış. O yüzden siz burayı bitirdikten sonra aklınıza ilk gelecek şey Gartley formasyonu olur. Şunları bir temizleyelim direkt. bu video başında gösterdiğim formasyon aracı ile çizelim. Sizin ilk önce aklınıza gelecek şey Gartley formasyonu olur burada. 78.6 seviyesini bir işaretleyelim şurada. Ve kalınlığını küçülteyim tekrar. Gördüğünüz gibi 78 78.6'dan eğer biz işleme girseydik yani guardli işlemine girseydik şöyle bir şey olacaktı. Şu an aklımdan çizmeye çalışıyorum. Şöyle bir setup karşımıza çıkacaktı. Formasyon setup'ı ve bu direkt bizi stoplamış olacaktı. Sonrasında ben mesela guardli formasyon paylaşırken bunları iç içe geçiriyorum. Yani bir tane klonluyorum ve bunu da 1618'e doğru uzatıyorum. Çünkü bu formasyonların dediğim gibi Gartley formasyonunun krebe dönme ihtimali var. Ve buraya baktığımızda bu ikinci çizdiğim yapıya baktığımızda Gartley'e siliyorum şimdilik. Bu ikinci yapıya baktığımızda 1618 bölgesinden çok güzel bir şekilde tepki geldiğini görebiliyoruz ki gerçekten gördüğünüz gibi şu bölge çok güzel bir direnç noktası olmuş. Bu bölgeyi belirlerken de yine biz kendimiz teknik analiz araçlarından yararlanalım. Öncelikle şuraya bir fib'imizi çekelim. Sonrasında bu 618 noktası şuraya denk geliyormuş. Ki buraya baktığımızda aynı zamanda şuraya bir yatay direnç olarak da belirleyebiliriz. Veya istersek şu kapanış ve fitil ile beraberinde alıp şöyle bir direnç noktası olarak kendimize belirleyebiliriz. Şu sonrasında bu fibi çizelim bakalım bu nokta çalışmış mı? Gördüğünüz gibi tam bu alandan da bir tepki geldiğini görebiliyoruz. O yüzden dediğim gibi bu formasyonları kullanırken her zaman diğer yatay destek dirençlerden de e, yararlanmayı unutmayın. Sonrasında biz buradan tekrardan çizelim e, harmonik formasyonumuzu. A noktası biraz üstte oldu, önemli değil. Düzelteceğim şimdi. Böyle baktığımızda bu işlem olmuş oluyor. E, sonrasında buradan fibimizi çektiğimizde e, burada bizim işlemin e, kar al noktası, ilk TP olma noktamız e, 382 iki bölgesi, ikinci bölgemizde 618 bölgesi. Sonrasında bu işlemlerin stopunu da belirlerken genellikle fibin 2 e, noktasını belirliyorlar. Yani XA fibin 2 noktası stop olma seviyesi olarak belirliyor bazı kişiler. Ama ben bu kadar yukarıda olmasını e, nasıl diyeyim tercih etmiyorum. Özellikle krep yapısında bir işleme gireceksem. O yüzden benim tercihim e, buraya en yakın destek noktasının biraz üstüne atmak. Mesela şuradaki fitile baktığımızda bu fitilin zaten buradan dönmesinin sebebi burada alıcı bulması ve buradaki kapanışlara baktığımızda da bu fitilin üstüne bir kapanış yapıp tekrardan yukarı yönlü bir hareket geldiğini görebiliyoruz. O yüzden ben mesela burada D noktasının işleme girecek olsaydım stop noktamı bu e, yatay çizginin, yatay pembe çizginin biraz daha üstüne koymaya çalışırdım. Hatta bu 4 saat grafik olduğu için direkt e, stop emir girmezdim. E, bunun üstüne bir alarm atardım buradan. Bu çizginin üstüne bir alarm atardım. Şöyle yani bu çizginin üstüne yani bu yatay desteğin üstüne bir 4 saatlik kapanış gelirse, oranın kırıldığı kesinleşirse o zaman ben o işlemi manuel stoplardım mesela. Yani bu işleme girmedim tabii ki ama benim kendi tercih edeceğim trade stili bu şekilde olurdu. Ve sonrasında baktığımızda yani buradan bu stop bölgesi bu arada hepsi için değişiyor dediğim gibi. Yani siz işim garanti olsun diyorsanız iki noktasından da stoplayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi iki noktası biraz uzakta olduğu için ben bu şekilde tercih ediyorum. bir üstteki bir yani bir üstteki desteğin yani daha doğrusu şu anda direnç olan kısmın biraz üstüne koyuyorum stopumu. buraya baktığımızda ilk emrimizi yani bu işlem özelinde baktığımızda 3.5 risk ödül oranı olduğunu görebiliyoruz. İkinci işlemimize baktığımızda da 5.5 risk ödül oranı olduğunu görebiliyoruz. Yani bu işlemden biz TP olunca ortalama 4 risk ödül oranlık bir kar alacağız. Çünkü yarısı burada kapanmış olacak. Sonrasında benim burada yapacağım yani eğer buradan işleme girdiysem ve burada take profit alıyorsam yani kar alıyorsam yapacağım şey burada olan stopumu gelip giriş seviyeme çekiyorum. Ki burada grafik böyle gidip yukarıya vurursa ben buradan stop olursam benim işlemden aldığım kar yok olmuş olacak. Çünkü zaten burada gözüken risk ödül oranının yarısını ben almış oluyorum. Çünkü pozisyonun yarısını kapatıyorum. Yani buraya baktığımızda 3 risk ödül oranı var. Ben zaten bu işlemi kapattığımda 1.5 risk ödül oranlık kendime kar almış oluyorum. O karı realize etmiş oluyorum. Eğer buradan stoplarsam benim bir risk yani bir arım gideceği için 0.5 arlık karım olacak. Ve bununla ben istemiyorum. O yüzden e, girişe stop atıyorum ki eğer bu işlem stop olursa bile benim burada aldığım e, 3 risk ödül oranlık bir kar vardı. Yani daha doğrusu yarısını aldığım için 1.5 risk ödül oranlık bir karı ben garantilemiş oluyorum. O yüzden bunu kaybetmemek için girişime stopa atıp TP2'yi öyle bekliyorum. Size de bu şekilde trade etmenizi öneririm. E, bu Lux grafiğimizin yani bu Lux grafiğindeki Crab e, yapımızın örneği bu şekildeydi. Sonrasında ikinci örneğimiz altın yapısı. Bu altında deep grab örneğini göreceğiz. Günlük yapıya da yani normalde haftalık yapı ama biz bunu günlükten de takip edebiliriz biraz daha geniş görmek açısından. Haftalığa geçtiğimizde biraz daha küçük olduğu için takibi zor olabilir. Burada tekrardan grafiği temizleyelim. Sonrasında burada grafiğe baktığımızda önceki örneği verirken ne demiştik yatay destek dirençlerden faydalanabilirsiniz. Mesela burada kapanış yaptığı için Hatta bir tane daha kopyalayıp şuraya da alabiliriz. Şöyle bir direnç bandı kendimize oluşturabiliriz. Ama biz şimdilik burayı baz alalım. Gördüğünüz gibi burada bir ilk haftalık kapanışı yaptığında kapanıştan bir tepki geldiği için buraya ben kendi yatay direnç çizgimi çizerim ki sonraki zamanlarda da gördüğünüz gibi üstüne kırıp buraları sürekli destek olarak kullanmış. sonrasında bu direnç olası direnç bölgesine tekrardan haftalıkta bir tepki gelmiş ve altında kapılmış. O yüzden burası bir bizim için tepe noktası olarak değerlendirebiliriz. Sonrasında tepe noktamızı bulduk diyelim, X'imizi yazalım veya şu anda varsayıyoruz tabii ki herhangi bir formasyon aklımızda yok. Normal bir işleme girecek olsaydık ne yapardık? Öncelikle bir fibimizi buradan çekebiliriz. Şöyle bir fib çizebiliriz. Buna göre işlem alabiliriz. Sonrasında biraz daha baktığımızda bir tane büyük bir fitil geldi aşağıya. Burayı biz dip noktamız olarak belirleyebiliriz. Buradan buraya bir fibimizi çekiyoruz. Sonrasında buraya baktığımızda fitil olarak şu uç kısımlara gelmiş. Yani 78.6 seviyesinden bir dönüş geldiğini görebiliyoruz. Ama bu harmonik formasyonlarda her zaman nokta atışı bir tepki gelecek diye bir şey yok. O yüzden harmonik formasyonların seviyelerinde her zaman böyle ikilik, %2'lik, %3'lük sarkma payları olacağını aklınızdan çıkartmayın. Sonrasında buraya biz fib aracımızla çekelim tam olarak nereye denk geliyor görmek için. Bakıyoruz 84'e gelmiş. Yani 88 6 seviyesine yakın bir bölgeden döndüğü için biz burayı şu an için aklımızda bulundurabiliriz. Sonrasında C noktasına baktığımızda şuradan bir fip çektiğimizde burası da yaklaşık olarak 618 noktasından dönmüş. Ancak bu bizim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Zaten C noktasını belirlerken 38.2'den 88.6'ya kadar geniş bir aralığımız var harmonik formasyonlarda. Yani şu aralık içinden bir yerden dönse C noktası olarak kabul etmemiz için yeterli. O yüzden burada biz tekrardan harmonik aracımızı çıkarıyoruz. Bu e, üç nok Daha doğrusu 4 noktayı belirlediğimizde şöyle baktığımızda 84 yani 88.6'ya çok yakın bir seviye ve e, 0.58 zaten burası dediğim gibi sorun olmuyordu. Sonrasında D noktasını nasıl belirliyorduk? Fib'in 1.618 noktasını belirliyorduk. Şu ortadaki sayı X'den D'ye çizen kesikli çizginin üstündeki sayı 1.618 olacak. Buraya baktığımızda tam olarak nokta atışı bir şekilde burayı fitil atıp buradan bir tepki geldiğini görebiliyoruz. Bu da formasyonumuzun iyi çalıştığını bize gösteriyor. Ayrıca siz isterseniz buradaki tepki bölgesini de şu şekilde belirleyebilirsiniz. Burada bir fitil bıraktığı yer var. Burayı belirleyebilirsiniz veya isterseniz şu fit iki fitil aralığında şu şekilde belirleyebilirsiniz. Şu aralıkta short işlem kovalamak için güzel bir alan olarak gözüküyor. Haftalıkta olan yani haftalıkta oluşan bir formasyon olduğu için hatta günlüğe inelim. Haftalıkta daha rahat gözüküyor. Günlükte daha detaylarını görebiliyorsunuz. O yüzden haftalıkta oluşan bir formasyon olduğu için bu formasyonun tamamlanmasında haftalık grafikte takip etmeniz lazım. O yüzden grafiğin tamamlanması yani karan seviyelerine gelmesi uzun sürebilir. Bunu unutmamakta fayda var. Hedefi belirlerken X'den D'ye bir fip çekiyoruz. Sonrasında aşağıda ilk kar, kar al noktamız 38.2 iki seviyesi. İkinci kar al noktamız da 618 seviyesi. Gördüğünüz gibi burada zaten ilk kar al seviyesine gelmiş ve Fibin 38 ikisi de buna gayet güzel bir e, nasıl diyeyim destek olmuş. Aynı zamanda bunu biraz daha solu uzatırsak e, tam şuradaki X'in olduğu noktaya denk geldiğini görebiliyorsunuz. Zaten mouse'un kesik çizgisinden de takip edebilirsiniz. Tam üst üste geliyor bu noktalar. E, sonrasında mesela bu işleme girmiş olsaydık Buradan ilk kar alımızı alıp yani pozisyonun yarısını kapatıp girişi stop atıp öyle devam etmek daha mantıklı olurdu. Hem de nasıl diyeyim daha içimiz rahat olur. Çünkü artık bu seviyeden sonra stop olsak bile bizi çok ilgilendirmiyor. O pozisyonumuz her türlü karla kapanacak. Burada mesela biraz önce gösterdiğim örnek çok kullanılamıyor. Çünkü bu seviye zaten bizim tam 1.618 noktamız. Ve bunun üstünde ufak hata payları olduğu için... Bizim burada stop noktamız olarak iki noktasını belirlemekten başka çok bir çaremiz oldu. Yani çok bir çaremiz yok gibi duruyor. O yüzden şuradan XA fibini çekip burada fibin iki noktası veya iki noktasına yakın bir seviyeleri şuralarda bir yeri kendimize stop olarak belirleyebiliriz. Eğer bu all time high grafiği olmasaydı yani tüm zamanların en yüksek seviyesinde oluşan bir grafik olmasaydı daha önceki direnç bölgelerinden de stopumuzu belirleyebilirdik. Ancak bu işleme baktığımızda ilk olarak şöyle baktığımızda bizim bu işlemimizin Biraz daha küçük girmemiz gerekiyor. Çünkü stop noktasını 2 seviyesi yani fibin 2 noktası olarak baz aldık. Kar al seviyesine geldiğinde 1.77'lik bir risk ödül oranımız var. Aşağıda 618'e geldiğinde de yaklaşık 3 risk ödül oranlık bir işlemimiz olduğunu görebiliyoruz. Altın grafiği de haftalıkta bu şekilde bir deep crab formasyonu veya perfect crab formasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bu chart'tan da baktığımızda mesela bu çarptı bize perfect crab olarak göstermiş. Bazı yerlerde deep crab yazıyor, bazı yerlerde perfect crab yazıyor. Bunların çok bir önemi yok. Burada gördüğünüz gibi zaten biraz önce yaptığımız şeylerde uyuyor kurallara. O yüzden güzel bir formasyon olduğunu söyleyebiliriz. Son örneğimize geldiğimizde bu örnek daha tamamlanmadı. Bitcoin grafiği üzerinde günlük grafikte bir e, Gartley yapısı ve e, kelebek daha doğrusu krep yapımız vardı. Bunları ben kendi telegramımdan ve twitterımdan da paylaşmıştım. Daha sanırım şu fiyatlardayken aynen e, daha 38 binlerdeyken biz bunu paylaşmıştık. İşte Gartley yapısı ve krep yapısı oluşabilir diye ki Gartley tam olarak yaptı ve tp ikisine de gelmek üzere ulaştı. E, şuradan A'dan D'ye bir fip çektiğimizde 618'in tam ucundan dönmüş. Biraz daha gevşeme devam ederse 38-750'lere doğru guard yapısının e, hedefi tamamlanmış olacak. Yani formasyonumuz başarılı bir şekilde tamamlanmış olacak. E, buradaki C noktası kaybedilmediği sürece bizim hala burada 1618 noktasını takip edebiliriz. O da 64.000 seviyelerine denk geliyor. E, buradaki guard yapısı dediğim gibi kreve dönüşebileceği için bunu hala daha takip edebiliriz. O zaman son olarak bir de indikatörleri gösterip videoyu bitirelim. Çünkü örneklerimiz bu kadardı. Buradan grafiği temizleyelim. <laughs> bu harmonik formasyonları özellikle ilk defa başladığınızda grafikte görmeniz bazen zor olabiliyor. O yüzden bunları otomatik olarak çizen indikatörler var grafiğinizde tutunca. Kendi otomatik bu formasyonları size gösteriyor. En başlarda onları kullanmanızı ben tavsiye ederim ki ben kendim de öyle yaptım. Bunlardan ilki harmonik yazdığımızda yani Harm yazdığınızda çıkıyor zaten. Şu yukarıda 5045 kullanımlık harmonik Patterns indikatörü var. Bu biraz daha basit hali. Mesela burada da Gartley yapısını gösterdi bize. Bunun içinde tüm çeşitler yok yani daha az çeşit var. E Gartley, Butterfly ve Bat formasyonu var. Mesela Crab yapısı ve sonraki videolarda göreceğimiz Cypher ve Shark yapıları yok. O yüzden bu biraz daha basit bir yapı olarak gözüküyor. E, bu şekilde gösteriyor ve bazı yerlerde de direkt hiç çizmeyip sadece Gartley olarak bize yazdığını görebiliyoruz. E, ben diğer indikatörü yani şimdi göstereceğim indikatörü kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz daha gelişmiş bir indikatör en azından benim açımdan. Auto Harmonic yazdığımızda Oto Harmonic Patterns V2 e, 2942 kullanımlık olan indikatörü grafiğimize eklediğimizde de şöyle biraz yüklenmesini bekleyelim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü karmaşa oldu diyebiliriz. O yüzden burada sizin birkaç tane ayar yapmanızı öneririm. Öncelikle eğer telefondan da TradingView'a giriyorsanız ve bu indikatör açık olacaksa şu sol altta gördüğünüz tablo ve sağ taraftaki tablo ekranı tamamen kaplıyor. O yüzden yani bu e, bilgisayarda bakıyorsanız bile çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden şu stile gelip bu tables'ı kapatmanızı öneririm öncelikle. Ve sonrasında da hangi formasyonları kullanacaksınız bunları açmanızı öneririm. Mesela Nenstar ve Navarro 200 formasyonlarını ben daha önce hiç görmemiştim ve piyasada da çok fazla kullanılmadığını öğrendim. O yüzden bunları şu anlık kapatabiliriz. Ve burada baktığımızda bize hem önceki grafikleri gösteriyor. Yani iç içe göstermesi çok güzel durmuyor biliyorum ama hem buradaki kelebek formasyonunu gösteriyor mesela. Şurada da giriş seviyelerini vesaire de veriyor. Ve buraya biraz daha yaklaştığımızda da şuradaki bet yapısında bize gösteriyor ki bunu da yayınlarda zaten biz konuşuyorduk. O yüzden bunları da kendi grafiğinizde kullanabilirsiniz. Mesela haftalığa geldiğimizde altın grafiğinde bakalım buradakini gösterecek mi? Gördüğünüz gibi deep grafi yapısında burada bize göstermiş o oldu. Şu şekilde kendi çiziyor da. Yani güzel bir şekilde bunları da takip edebilirsiniz. XABCD olarak da çıkarıyor. Buradaki e, TP1 yani karan noktaları bu arada daha uzakta gözüküyor. O yüzden e, bu karan noktalarını kendiniz belirlemeniz en iyisi. Burada kendi algoritmasına göre yani nasıl hesaplama yapıyor bilmiyorum. Burada kendi stop noktasını vesaire de size vermiş oluyor. O yüzden bu indikatörü de kullanabilirsiniz. Bu biraz daha gelişmiş bir indikatör. E, ve gayet güzel duruyor. Yani buradaki seviyeleri... Kendiniz mesela tp1 382 tp2 618 ya bunlarla işiniz yok o yüzden bunları direkt sallayabilirsiniz. Bunları da şu şekilde yapabilirsiniz. Böyle yaptığımızda Buradaki hedef seviyelerimizde değişeceğini göreceğiz birazdan. Dediğim gibi bu indikatörleri de kullanabilirsiniz. Özellikle başlangıç seviyesi için Gayet güzel indikatörler sizin Bayağı işinize yarayabileceğini düşündüğüm indikatörler. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım sizlere e, tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri yap bildirimleri açmayı unutmayın ki yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Herhangi bana bir öneriniz veya istediğiniz bir video türü varsa da bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Son olarak dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan da paylaşımlar yapıyorum. Burada Twitter ve Telegram adreslerimizde paylaşımlarımızı yapıyorsun. Yapıyoruz. İsterseniz oralardan da takip edebilirsiniz. O zaman tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.